ve ondan sonrası ile ilgili Kur'an'da. Ben bunu kabaca dörde ayırabilirim Kur'an'ın anlattığı süreci. Şimdi birinci evre, Kur'an'ın anlattığı bu dünyanın ve evrenimizin sonunun geleceğini anlatıyor Kur'an. Evet. Bu dünyanın sonunu büyük bir deprem şeklinde tarif ediliyor. Denizlerin kaynatıldığı geçiyor. Gerçekten de mağma var denizlerin altında. Böyle çok büyük bir deprem gibi şey de birçok yerden fışkırır ve sular da kaynar gibi gözükür. Dağların bile o eski görüntülerini kaybedecekleri, dağılmış yünler gibi her şeyin birbirine gireceği böyle bir dehşet manzarası, büyük bir deprem manzarası çiziliyor. Ve bu süreç başladığında dünyanın sonunda birçok insan ne oluyor buna diyecek. Birçok gebelerin çocuklarını düşürdüğü, ne oluyor buna dedikleri dehşetli bir deprem manzarası var. Ve bu süreçle beraber dünyanın sonu ve evrenin sonu geliyor Kur'an'a göre. Hı. Çünkü Kur'an'da sadece dünyanın sonu çizilmiyor. Mesela Tekvir suresinde güneşin sonuna da dikkat çekiliyor. Güneş dürüldüğünde diye. Başka ayetlerde bakıyoruz, yıldızların ışıkları söndürüldüğünde diye geçiyor. Ha şimdi yıldızların sonunun gelmesi zaten bütün evrenin sonuna bir yerde işaret eder. Çünkü bütün evrene yayılmış vaziyette galaksiler ve galaksilerin içindeki yıldızlar. Zaten ahirette yerlerin ve göklerin yenileriyle değiştirileceği geçiyor ki bu da bütün evrenin sonuyla ilgili bir manzara. Şimdi bu Kur'an'a göre bir ilk aşamadır. Bütün evrenin sonu, yani sadece canlıların değil, canlılarla beraber dünyanın, yıldızların ve güneşin de sonunun geldiği bir süreç. Ve bu çok önemli bir iddia, Kur'an'ın iddiası. Niye? Tarih boyunca birçok insan, mesela Aristoteles fiziğinde görüyoruz, yıldızlar sonsuzdan beri yakılmış, sonsuza dek var olan bir yakıtla ayakta duruyorlar deniyor. Ve Peygamberimiz evrenin sonu gelecek dendiğinde görüyoruz, birçok kimse onu alay konusu yapıyor. Hı. Ama Kur'an'da da yine evrenin sonunun geleceği ısrarla gündeme getiriyor. Şimdi Peygamberimizin döneminde gidersek o dönemde bilimsel bir bilgi yok evrenin sonunun geleceğini söylenebileceği söyleyebilmek için. Buna inanç birçok kimse bu evreni yaratan Allah isterse yok edebilir diye inanıyor. Birçok kimse dedesinin dedesinin dedesi, onların dedesinin hep gözlediği bu yıldızlar süre bu nasıl yok olur diye insanın yeniden yaratılışı kadar belki ondan da daha inanılmaz bir iddia olarak görüyorlar evrenin sonunu. Ama Kur'an bunun arkasında duruyor ve evrenin sonu gelecektir diyor. Bugünkü bilim de zaten bunu gösteriyor. Yani hidrojeni helyuma güneşimiz çeviriyor. Bu sürecin mesela sonsuza dek gelemeyeceğini biliyoruz. Sonunda güneşimizin sonu gelmesi kaçınılmaz. Güneşimizin sonu gelecek, dünyanın sonu gelecek mesela. Evet. Aynı zamanda evrenimiz genişliyor. Bu sonsuza dek sürdürülemez. Ya büyük donma veya büyük çöküş dediğimiz süreç olacak. Ki kapasite zorlanmaya başladı. Zaten günümüzde bunu tek tanrılı dinlerin dışındaki herkes de kabul ediyor. Yani bilim dünyasında evrenin sonu geleceğini. O yüzden tartışma dışı bir konu. Ama bana göre bu İslami açıdan dinimizin mucizevi anlatımlarından biridir. Niye? Çünkü bunun bilimsel bir bilgi olup da bilinmediği, çoğunluğun sonsuz ezeli bir evren zannettiği dönemde ileri sürülmüş bir iddiadır. Bu birinci aşama. Evet. İkinci aşama şu, Kur'an'a göre yeniden diriltiliş aşaması. Hı. Hani ve insanlar bizi yattığımız yerden kim kaldırdı diyorlar. Bu dünyada sanki bir gün veya daha kısa kaldık diyorlar. Ve Kur'an'daki o süreç, bas gibi fiillerle geçer ve kıyamet de aslında bu demektir. Kıyam ayağa kalkmak demek. Hani namazda da kıyam olur ya. Ölülerin diriltilmesi için kıyamet geçer. Evrenin sonu için biz kıyamet deyimini kullanıyorsak Kur'an onun için daha çok saat ifadesini kullanır. O saat geldiğinde. Kur'an'ın içinde Arapça'da kıyamet geçtiğinde o yeniden diriltilişi ifade eder. Şimdi bu ikinci aşama. İnsanların yeniden diriltilmesi ve bir araya getirilecekleri, cem edilecekleri, bir araya getirilecekleri geçiyor. Şimdi üçüncü aşama ise Kur'an'da gördüğümüz bu diriltilmiş ve toplanmış insanların hesaba çekilecekleri. Hı hı. Bu dünyada yaptıkları hiçbir şeyin onları kurtaramayacağı geçiyor. Ve Vakıa suresinde bir ifade vardır. O kimilerini yükseltici, kimilerini alçaltıcıdır diyor. Yani bu ölümden sonraki süreçle ilgili. Gerçekten de o süreç artık kimi insanı yükseltiyor, kim insanı alçaltıyor. Ama buradaki yükselme alçalma dünyadaki gibi daha sağlıklıysan, daha paralıysan daha yükseğe gidiyorsun. Daha karizmatik oluyorsun. İşte bunlar yoksa sen de toplumun altına gidiyorsun gibi değil. İslami açıdan bakarsanız buradaki insanları yükselten şey Allah'a yakınlığı, samimiyeti, inanıp hayırlı ameller işlemesi insanı burada yükselten şey. Düşünen şey ise Allah'a karşı bir savaş içinde olması, insanlara yaptığı kötülükler vesaire vesaire gibi şeyler. İnsanın bu hesap gününde bu dünyada yaptığı hiçbir şeyin saklayamayacağı, en ufacık zerreye kadar her şeyin açığa çıkacağından bahsediliyor. Dördüncü aşama ise
olarak. Tabii ben bu aşamaları hızlı geçiyorum. Kur'an'da bunlar detaylı şekilde geçiyor. Dördüncü aşama olaraksa bir insanların yaptıklarından dolayı layık oldukları yere cennette cehennemde yerleştirecekleri geçiyor. Fakat halkın çoğunda yanlış bilinen bir şeyi söyleyelim ki hiçbir mezhepte böyle bir iddia yoktur ama buna rağmen halkta yanlış biliniyor. Dine şahitlik ediyorum. Evet. Kur'an'a göre cennet cehennem de derece derecedir. Yani aslında biz de günümüzde insanlar mesela zenginler fakirler diye ikiye ayırabiliriz. Evet. Ama zenginlerin içinde de birçok derece var. Fakirler arasında da birçok derece var. Hmm. Ha, sizin söylediğinizi söyleyeyim. Hatta Kur'an'da Araf da geçiyor. Hmm. Arada kalanlar da var. Araf suresi diye Kur'an'da da bir yani sure var. Yani bu Araf dediğimiz cennetle cehennem arasında kalanlar. Cennetle cehennemin dışında bir alan. Orada olanlar cennete girmeyi umuyorlar. Kur'an o kadarını anlatıyor. Sonrasında ne olacağını ahirette göreceğiz. Bilmiyoruz. Hmm. Yani cennetle cehennemden ikisinde yer almayıp Araf'ta kalanlar var. Kur'an'daki işte 7. surenin ismidir. Araf suresi. Hmm. Oraya girmeyi umuyorlar. Ve cennet ve cehennem de derece derece. Yani insanlar bu dünyada yaptıkları iyiliklere, kötülüklere göre mesela bu dünyada da komple birçok insanı katleden, toplu katliamlar yapmış insanlar da var. İyiler arasındaysa bütün malını, varını yoğunu insanlık için sunmuş, hayatını ortaya koymuş insanlar, peygamberler var. Onun dışında iyi olan ama bu kadar da çok aşırı fedakarlık yapmamışlar var. Ha, Kur'an bunların da bir olacağını söylemiyor. Hı. Yani burada da bir derece derece olma var.